Mal rejimi tasfiyesi, katılma alacağı, dava dilekçesi eksi bir. Adana Nöbetçi Aile Mahkemesi. Sayın Başkanlığına. İhtiyati tedbir taleplidir. Nokta. Davacı. Nokta nokta nokta. Vekili. Avukat Saim İNCEK AŞ Adana, Seyhan. Davalı. Nokta nokta nokta. Konu. Mal rejiminin tasfiyesi ve artık değere katılma alacağı davası. Harca ESASDAVA değeri. TL, bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar. Birinci müvekkile davalı ile, tarihinde evlenmiş olup, davalı eş tarafından müvekkilime karşı, tarihinde açılmış olan boşanma davasına ilişkin yargılama süreci, aile mahkemesinin, e, sayılı dosyası tahtında devam etmektedir. İkinci taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK'nin 225, ikinci maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu, tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan, tarihinde davacı müvekkilenin mal rejiminin tasfiyesi de dikkate alınabilecek herhangi bir mal varlığı değeri yoktur, davalı eşin ailesinden gelen herhangi bir mal varlığı bulunmamaktadır, davalı eş, evlilik birliği süresince geçimini ve lüks yaşam standardını davacı müvekkil eşin ailesine ait şirketten elde ettiği maaşı ile maaşı dışında karşılıksız almış olduğu paralarla sağlamıştır, evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba vesaire gibi mal varlıklarının tamamı şirket kasasından yapılan ödemeler neticesinde alınmıştır, davalının ise anılan tarihte mevcut mal varlığı değerleri aşağıdaki gibidir. A. Evlilik birliği süresince edinilmiş olan, adresindeki müşterek ev, davalı tarafından, TL bedeli karşılığı satılmıştır. B. Adresindeki evin satışından bir sene sonra, tarihinde tapu kaydı, ili, ilçesi, mahallesi, caddesi, no'lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmaz satın alınmıştır. Ancak yukarıda tapu kaydı verilen gayrimenkuller, aile konutu olarak kullanılmakta iken davalı eş tarafından davacı müvekkilden habersiz bir şekilde sırf eşten mal kaçırmak amacıyla kötü niyetli olarak muvazalı bir tasarruf işlemi sonucu, yılının, ayında, adına devretmiştir. Bu nedenle de söz konusu taşınmazlarda TMK'nin 219. maddesi uyarınca edinilmiş maldır ve artık değer hesabında davalının aktiflerine eklenmesi gerekmektedir. 5. davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine TMK 218 ila 241 göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur. Deliller Tapu kayıtları, ilgili mahkeme kararları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, istikvap ve her türlü yasal delil. Hukuki sebepler. TMKM 218 ila 241 VD, HUMK'nin ilgili hükümleri. Cevap süresi 10 gündür. Talep sonucu 1. Öncelikle davalının kötü niyetli olarak, adına tescil ettirdiği tapu kaydı, ili, ilçesi, mahallesi, caddesi, no'lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, ikinci Tapu kaydı verilen taşınmazın edinilmesinde kullanılan paranın kaynağı olan, mevkiinde yer alan evin satış bedelinin, tapu sicil müdürlüğünden sorularak tespit edilmesine, 3. TMK'nin 218 ila 241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine, tasfiyesine, tasfiye sonucunda ortaya çıkacak davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, TL katılma alacağımızın, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5. yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine. Karar verilmesini saygılarımla dilerim, 2017. Davacı Vekili, Avukat. Mal rejimi tasfiyesi katılma alacağı dava dilekçesi -2 Nöbetçi Aile Mahkemesi hakimliğini, Ankara Davacı TC. nokta 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 Vekili Avukat TC Davalı TC. nokta 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 Talep konusu Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle şimdilik 10.000 TL'nin tahsiline karar verilmesi talebidir. Açıklamalar. 1. Müvekkilem ile davalı Ankara 9. Aile Mahkemesi'nin E.K.T.li kararı ile davacı karşı davalı, nokta ile davalı karşı davacı, boşanmışlar ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Tar, e, k, ile karar kesinleşmiştir. Mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için gerekli şartlar oluşmuştur. 2. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihinde müvekkilenin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir mal varlığı değeri yoktur. Evlilik birliği içerisinde alınmış ve boşanma davası devam ederken, plakalı araç ve Amasya ili merkez ilçesi, ana taşınmaz sayfa numara, Amasya ili merkez ilçesi, ana taşınmaz sayfa numara, Amasya ili merkez ilçesi, ana taşınmaz, olan taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmuş ve boşanma kararının verildiği tarihinde araç ve taşınmazlar üzerindeki ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştır. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldıktan sonra da davalı bahsi geçen menkul ve gayrimenkulleri kardeşinin üzerine geçirmek suretiyle kaçırmıştır. 3. Davalı, dan müvekkileme düşen hisse oranında satılan malların bedelinin istenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre tasfiyesi için ve satılan taşınmazlar evlilik birliği içerisinde edinildiği için müvekkilem düşen hisse oranında mal paylaşımında bulunmayı talep ediyoruz. Hukuki sebepler: Medeni Kanun ve sair mevzuat. Deliller: 1 Ankara 9. Aile Mahkemesi sayılı dosyası. 2 Nüfus kayıtları. 3 Tapu kayıtları müzekkere ile celbi. 4 Plakalı aracın trafik kayıtları müzekkere ile celbi. 5 tanık, 6 bilirkişi incelemesi, 7 yemin, 8 karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ikamesi mümkün her türlü deliller. Sonuç, yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, araç ve taşınmazların müvekkilime düşecek hisse değeri oranında tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Ek Yargıtay Kararı. Davacı Vekili Avukat. Mal rejimi tasfiyesi, katılma alacağı dava dilekçesi -3. Adana Nöbetçi Aile Mahkemesine. Davacı Vekili, Davalı. Dava konusu katılma alacağı davası. Dava konusunun değeri 100.000 TL harca esas değer davanın d a y a n d i yumuşak g i v a k i a l a r. Davalı eşim ile x tarihinde evlendik, bu evliliğimizden x doğumlu x ile x doğumlu x adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir, ekli belge, 1. X aile mahkemesinin X, 1 esas ve X, 1 karar sayılı kararı ile, ekli belge, 2, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle, TMKMD 166-F, I-2, boşandık, aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan X tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. TMKMD 225 Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan X tarihinden itibaren TMKMD 178 hükmünde öngörülen bir yıllık süre içinde katılma alacağına ilişkin bu davamızı açmış bulunuyoruz. Katılma alacağımızın, getirtilecek belge, bir, davalıdan alınarak davacıya verilmesi için, TMKMD 231, dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır. Deliller Nüfus kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıtları Hukuki sebepler 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun M. 4. TMKM. 166 milyar Talep sonucu. Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek olan katılma alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. Davacı vekili. Ekli belgeler. Nüfusaya kayıt tablosu, boşanma kararı, tanık listesi, vekil varsa noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği, HMKMD 76 f GTIRTLEC -E -E belgeler. HMKM 121.195.197F23. Rejim süresince edinilen mal varlığına ilişkin liste katılma alacağı dava dilekçesi -4. Nöbetçi Aile Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Davacı. Davalı. Dava konusu. Edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca edinilmiş mal varlığının tasfiye edilmesi edinilmiş toplam gayrimenkullerde 1 bölü 2 hissemin tescili, hisse tescili mümkün görülmediği takdirde fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20 bin TL katkı ve katılma alacağının ödenmesine karar verilmesi talebimizdir. Açıklamalar. Davalı ile yılında evlendik. Bu evliliğimizden 1997 doğumlu isimli bir adet çocuğumuz bulunmaktadır. Davalı ile ortak evliliğimiz evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle davalı aleyhine açtığım Aile Mahkemesi'nin esas karar ve 1 Temmuz 2013 tarihli ilamı ile boşanma ile sonuçlanmış ve Yargıtay tarafından usulden karar bozulmuştur. Taraflar evlendikten sonra 5 Ocak 2006 tarihinde evlilik birliği içerisinde davalı adına Tapu'nun ada parselde, otel niteliğinde gayrimenkulün 5 bölü 10 hissesini satın almışlardır. İkinci olarak da, nokta ili, R ilçesi, köyü 19 ZA1 ve Pafta 123 ada, 5 parsel noda kayıtlı bulunan arsa niteliğindeki gayrimenkulün 1080 bölü 1106 hissesi ise 4 Ocak 2005 tarihinden satın alınmış olup, bu gayrimenkul benim üzerime kayıtlıdır. 3. Davalının adına kayıtlı gayrimenkulün konumu, özellikleri, kullanılış şekli, yıllık getirisi ve benzeri kıstaslarla değerlendirildiğinde benim adıma kayıtlı olan gayrimenkul ile karşılaştırılması bile mümkün değildir. Sayın mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırıldığında her iki gayrimenkul arasındaki değer ve nitelik farkı açıkça ortaya çıkacaktır. 4 Medeni kanun gereğince taraflar edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olup evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların da yasa gereği hissemin oranında taksimine karar verilmesini talep ediyorum. 5. Yukarıda özellikleri ve bilgileri sayılan davaya konu gayrimenkul davalı tarafından 2002 yılından sonra edinilmiş olup benim edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katkı ve katılma alacağımın taşınmazların dava tarihindeki değerinin yarısını talep etmekteyim. Hukuki sebepler: HMK, TMK, BK. D -L 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 -E -İ -İ Tapu kaydı tanık anlatımları, yemin, keşif ve bilirkişi incelemesi, her türlü yasal deliller. Sonuç ve istem. 1 dava sonuna kadar katkı ve katılma alacağının güvence altına alınabilmesi ve davalının mal kaçırma ihtimali ile ileride önlenmesi mümkün olmayan zararları önlemek için, öncelikle teminatsız olarak KESİNLEŞİNCEY'e -E -E kadar davalı adına kayıtlı bulunan, gayrimenkuldeki davalı hissesine teminatsız olarak ihtiyati haciz yerine kayım olmak üzere ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini. 2. DAVAMIZIN kabulüne karar verilerek taraflar adına kayıtlı bulunan, gayrimenkullerde adıma 1 bölü 2 hissenin tesciline karar verilmesini. Tapu tescil talebim yerinde görülmediği takdirde fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak koşuluyla, taraflar arasında 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve katılma alacağı olarak şimdilik 20 bin TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini. 3. Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. Davacı. Katılma alacağı dava dilekçesi eksi 5. Tedbir taleplidir. Nöbetçi aile mahkemesi hakimliğine. Davacı. Vekili, avukat. Davalı. Konu, mal rejiminin tasfiyesi, katılma alacağı. Harca esas. Değer, 1000 TL. Açıklamalar. Bir müvekkil, davalı eşi ile 2001 yılında evlenmiştir. Geçinemedikleri için açılan boşanma davası İzmir 1, Aile Mahkemesi'nin 2016, esas sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir. İki taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMKMD 225 bölü 2 hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu 26 Ekim 2016 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Üç davalının anılan tarihte mal varlığı değeri aşağıda belirtilmiştir. A evlilik birliği süresince edinilmiş olan İzmir 1 Ağustos 2013'te edinilmiştir. İzmir 19 Eylül 2009 müvekkilin bilgisi olan davalıya ait mal varlıklarının dışında davalının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla ilgili tapu müdürlükleri, trafik tescil müdürlüğü, banka ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan davalıya ait kayıtların celbi talebimiz bulunmaktadır. Bu kayıtlar çerçevesinde doğacak tüm mal varlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebimiz bulunmaktadır. Dört ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyiz. Davalı eş müvekkilin katılma alacağını azaltmak amacı ile banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMKMD 229 bölü 2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınmasını talep etmekteyiz. 5 tasfiye nedeni ile davanın ilerleyen aşamalarında davalı adına tespit edebileceğimiz banka kayıtları ve başka edinilmiş malın olması durumunda bu değerlerin de tasfiyede hesaplanmasını talep etmekteyiz. Altı davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle davalı eş adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde mahkemeniz aracılığıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak TMK ve BK'nun ilgili hükümlerine göre müvekkilin katılma alacağının belirlenmesi, taşınmazlar 1 Ocak 2002'den sonra davalı tarafından edinilmiştir. Mal rejiminin tasfiyesi, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Deliller: 1 tanık, yemin 2 tapu kayıtları, 3 ilgili mahkeme kararları, 4 banka kayıtları, 5 bilirkişi, 6 istikvap, 7 keşif, 8 CD ve fotoğraflar bilahare sayın mahkemeye sunulacaktır. 9 ve her türlü yasal delil. Hukuki nedenler. TMKMD 218-241,255 VD ve ilgili mevzuat. Sonuç ve istem. 1. Davalı adına kayıtlı İzmir, tapu kaydına üçüncü kişilere devrini önlemek amacıyla tebligat ve duruşma yapılmaksızın 6100 sayılı HMKMD 389 gereğince ivedilikle ihtiyati tedbir konulmasına. İki fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Taraflar arasında 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve tasfiye sonucunda ortaya çıkacak davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 1000 TL katılma alacağımızın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini. 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. Davacı vekili. Av. Katılma alacağı dava dilekçesi -6. Adana Nöbetçi Aile Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Dava dilekçesidir. İhtiyati tedbir taleplidir. Davacı. 2. Vekili. Davalı. 2. Konu. Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma payı alacağı davasından ibarettir. Harca esas değer, 10.000 TL, açıklamalar. Müvekkil ile davalı, tarihinde evlenmiştedir, ancak müvekkilim tarafından X13. Aile Mahkemesi'nin, esas sayılı dosyası kapsamında davalı aleyhine boşanma davası ikame edilmiştir. Söz konusu boşanma davasında davalının zina fiilini işlediği, müvekkilimi aldatmak suretiyle sadakat yükümüne aykırı davrandığı aşikar olup iş bu davada zina fiilinin TMK'nın 236 bölü 2, fıkrası uyarınca dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim mal rejimi tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta tarafımızın hukuki yararı bulunmaktadır. Zira ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak mal varlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada taşınır, taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek ihtiyati tedbir kararının müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir. Taraflar 15 Ekim 1987 tarihinde evlenmiş olup taraflar arasında evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK'nın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi olup başka bir mal rejimini seçtikleri ileri sürülmediğinden anılan tarihten boşanma davasının açıldığı 11 Kasım 2016 tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Taraflar arasındaki mal rejimi boşanma davasının açıldığı 11 Kasım 2016 tarihinde TMK'nın 225 bölü 2 maddesi gereğince sona ermiştir. Müvekkilim ile davalı evlilik birliği içerisinde edindikleri mal varlığını 1 Ocak 2002 yılından sonra edinmişlerdir. Ancak söz konusu mal varlığının tamamı davalının adına kaydedilmiştir. Nitekim müvekkilimin TMK'nın 218. maddelerinde düzenlenmiş ve taraflar arasında geçerli olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerinden kaynaklanan karar tarihindeki değerinin yarısı üzerinde katılma alacağı mevcuttur. Bu bağlamda müvekkilin üzerinde katılma alacağı mevcut olan tarafımızca tespit edilen menkul ve gayrimenkuller aşağıdaki gibidir. X plakalı X marka otomobil X tapusuna kayıtlı X ada X parselde bulunan taşınmaz X tapusuna kayıtlı X ada X parselde bulunan taşınmaz X tapusuna kayıtlı X ada X parselde bulunan taşınmaz X tapusuna kayıtlı X ada X parselde bulunan taşınmaz X tapusuna kayıtlı X, ada, X parselde bulunan taşınmaz X bankası hisse senetleri X bankası X bankası X bankası İş Bankası Vakıf Bankası'nda bulunan hesaplardaki menkuller Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkil lehine hükmedilecek katılma payı alacağı hakkının davalı tarafından menkullerin ve gayrimenkullerin üçüncü kişilere devredilmek suretiyle ihlal edilmesini önlemek amacıyla belirtmiş olduğumuz araç hakkında trafik tescil kayıt üzerine, taşınmazlar hakkında tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasını ve belirtilen bankalardaki hesaplara bloke konulması gerekmektedir. Bunun dışında tarafımızca tespit edilemeyen menkul ve gayrimenkullerin tespiti ile üzerine tedbir konulmasını sayın mahkemenizden talep ederiz Nitekim katılma alacaklarının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu taşınır, taşınmaz, hisse senetleri ve bankalarda bulunan nakitlerin değerinin müvekkilim tarafından belirlenmesi mümkün olmayıp iş bu dava belirsiz alacak davası olarak ikame edilme zorunluluğu hasıl olmuştur. Zira söz konusu bedeller ancak bir bilirkişi marifetiyle belirleneceğinden şu anda dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız, bu bağlamda yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutarak belirsiz alacak davası hükümlerine dayanarak 10.000 TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Hukuki sebepler: HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat. Z Davacının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, nüfus kayıtları, tapu kayıtlarının celbi, trafik tescil kayıtlarının celbi, banka hesaplarının celbi, tanık beyanları, tanık isimleri bilahare bildirilecektir, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, her türlü yasal delail. Netice iyi talep. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden, davalıya ait, marka otomobile tedbir konulmasına. X kayıtlı, parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına, X apusuna kayıtlı, parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına, X tapusuna kayıtlı, parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına, X tapusuna kayıtlı, parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına, X tapusuna kayıtlı, parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına, Yapı Kredi Bankası hisse senetlerine ve banka hesaplarına tedbir konulmasına, davalıya ait başkaca menkul ve gayrimenkullerin tespiti ile tedbir konulmasına, fazlaya ilişkin dava ve ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden talep artırım dilekçesi vermek suretiyle artırılmak üzere şimdilik 10.000 TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işlenecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini bil vekale arz ve talep ederiz, tarih. D-A-V-A-C-I. v e k i l Katılma alacağı dava dilekçesi eksi yedi. Adana Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne. İhtiyati Tedbir TALEPLİDİR. Davacı. Vekili. Davalı. Nokta. Dava konusu. Edinilmiş malların tasfiyesi ile müvekkil lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili talebi hakkında. Dava değeri. 1000,00 TL, 1000 Türk Lirası, bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar. Davalı taraf ile müvekkile X tarihinde evlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davası Adana Aile Mahkemesi'nin E sayılı dosyası ile derdest olup dosya yeniden incelenip karar verilmek üzere istinaf mahkemesine gönderilmiştir. Müvekkilimin bilgisi dışında davalıya ait şahsi mal varlıklarının dışında kalan, davalının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla Mersin X Tapu Müdürlüklerine, Trafik Tescil Müdürlüğü, bankalara, ticaret odası ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan ve Tapbiz sorgusuyla çıkabilecek davalıya ait kayıtların celbi talebimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda doğacak tüm mal varlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebimiz bulunmaktadır. Müvekkilimin bilgisi dahilinde olan ve evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra müvekkilimin desteği ile edinilmiş X plaka sayılı aracın edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını müvekkilim adına talep etmekteyiz. Ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyim. Davalı eş müvekkilimin katılma alacağını azaltma maksadıyla banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMKMD 229 2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınması gerekmektedir havalı adına kayıtlı bulunan tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına müvekkilimin ileride daha fazla mağdur olmaması için tedbir konulmasını talep ederim. 5. Yukarıda belirttiğim üzere müvekkilimin mal rejiminden kaynaklanan alacakları yargılama aşamasında netleşeceğinden müvekkilimin alacağını belirsiz alacak davası olarak, şimdilik 1000.00 TL olarak açmaktayım, muakseliyet tarihi itibariyle en yüksek faiz işletilerek davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini talep etmekteyim, 6. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 227. maddesinde yer alan, eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır. Bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve müvekkilimin davalıya ait taşınır ve taşınmazların edinilmesine ve iyileştirilmesine yaptığı katkının davalıdan tahsil edilmesi talebim vardır. Boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava itibariyle sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Deliller. Tapu kaydı, boşanma ilamı, makbuz ve dekontlar, düğün resimleri, düğün kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller. Hukuki nedenler. İlgili kanun hükümleri. Sonuç ve talep. Yukarıda açıkladığım vere, sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla. 1. X plakalı araç üzerin satılamaz devredilemez şerhi düşülerek tedbir konulmasını. 2. X ilgili kurumlardan talep edilerek dava dosyasına e k l e n m e s i n e. 3. Davalının taşınmazlarına, mal varlıklarına ve banka hesaplarına müvekkilimin ileride mağdur olmaması için tedbir konulmasını. 4 mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı yargılama aşamasında netleşeceğinden şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1000 TL ve bilirkişi tarafından hesaplanacak diğer meblalara muakseliyet tarihi itibarıyla en yüksek faizin uygulanarak müvekkileme ödenmesine karar verilmesini. 5. Davalıya ait X maaş hesabının X tespiti maksadıyla hesap dökümlerinin mahkemeye CELBİNE. 6. Davalının kullanımında olan X ilçesinde yer alan konuta tapu müdürlüğüne yazı yazılarak veya uyap üzerinden tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Davacı vekili, avukat, katılma alacağı dava dilekçesi 8. İhtiyati tedbir t a l p l i d i r Adana nöbetçi aile mahkemesine, davacı, vekili, davalı, dava konusu. Mal rejiminin tasfiyesi, katılma alacağı davası. Harca esas değer 2500 TL. Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar: 1. Müvekkil Davalı ile 20 Temmuz 2003 tarihinde evlenmiş olup, taraflar arasında X Aile Mahkemesi'nin 2013, E, sayılı boşanma davası açılmış olup davalen derdesttir, taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK'nin 225, 2. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu 26 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir. İkinci edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan 26 Haziran 2013 tarihinde müvekkilin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir mal varlığı değeri yoktur. Üçüncü davalının ise anılan tarihte aşağıda bilgileri verilen ve evlendikten sonraki bir tarihte evlilik birliği içerisinde edinilmiş taşınmaz ve araçları mevcuttur. Taşınmazlar, a, aile konutu olarak kullanılan x ili x ilçesi x mahallesi, Ada, parsel no'lu bağımsız bölüm, bu taşınmaz, düğünde müvekkile takılan altınlarla alınmıştır. b, x ili yeni mahalle ilçesi x-1 mahallesi, Ada bir parsel a tipi 14 no'lu bağımsız bölüm, c, x ili x mahallesi bağlıca mahallesi, bir parsel, sayfa, cilt no'lu taşınmaz, d, x ili x ilçesi ışınlar mahallesi, parsel, sayfa 8 cilt no'lu taşınmaz e, x ili x ilçesi pamuklar mahallesi, parsel, sayfa 40. 45 cilt nolu ve tespit edilecek diğer taşınmazlar. Araçlar, A, X plakalı 3 adet araç ile tespit edilecek araçlar. Dördüncü davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine, TMKMD 218 ila 241 göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur. Deliller 1. X Aile Mahkemesi'nin 2013, E, sayılı dosyası, beklenilecek, 2. X ve X Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtları, istenecek, 3. X Trafik Tescil Müdürlüğü kayıtları, uyap ortamından sorgulanacak, 4. Tanık beyanları, bilahare bildirilecek, 5. Düğündeki takılara ilişkin deliller, fotoğraf, CD, tanık anlatımı vesaire bilahare sunulacak, 6. Müvekkile ait X Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Ön Lisans Diploması, sunulacak, 7. Bilirkişi incelemesi ve karşı tarafın sunacağı delil karşı delil sunma hakkımızın baki kalması kaydıyla her türlü yasal delil. Hukuki sebepler. TMKM 218 ila 241 VD, HMK'nin ilgili hükümleri. Netice ve talep. 1. Öncelikle davalı adına kayıtlı X plakalı 3 adet araç ile aile konutu olarak kullanılan X ili X ilçesi Eryaman Mahallesi ada parsel 9 nolu bağımsız bölüm ki bu taşınmaz düğünde müvekkile takılan altınlarla alınmıştır. X ili Yeni Mahalle ilçesi Macun -1 Mahallesi ada parsel A tipi 14 nolu bağımsız bölüm X ili X Mahallesi Bağlıca Mahallesi parsel sayfa 32 cilt nolu taşınmaz X ili X ilçesi Işınlar Mahallesi parsel sayfa 8 cilt nolu taşınmaz X ili x Tepsi Pamuklar Mahallesi, Parsel, sayfa 45 cilt nolu taşınmazların kaydına üçüncü kişilere devir, temlik ve ipotek verilmesinin önlenmesi ve alacaklarımızı temin için ihtiyati tedbir konulmasına. 2. TMKMD 218 ila 241 hükümlerine göre mal rejiminin TASFİYESİNE. Üçüncü tasfiye sonucunda ortaya çıkacak, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 2500 TL katılma alacağımızın, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dördüncü yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur, tarih. Mal paylaşımı dava dilekçesi eksi 9. Adana Aile Mahkemesi Hakimliğine. Davacı. Vekili. Davalı. Konu katkı payı ve mal paylaşımı istemimizden ibarettir. Açıklamalar 1 müvekkilimiz, davalı, ile, tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden, isimli çocukları olmuştur. Ek bir, müvekkilimiz ile davalı, evliliklerinin ilk yıllarındaki mutluluklarını devam ettirememişler ve artan kavgalarının çekilmez hale gelmesi üzerine mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunmuşlardır. Aile mahkemesinin, tarih ve, e, k, sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına kara verilmiş ve bu karar, tarihinde kesinleşmiştir. Ek iki. 2 üniversitesinin fakültesinden yılında mezun olarak muhtelif şirketlerde çalışan müvekkilimiz yıldır statüsünde çalışmaktadır. Müvekkilimizin aylık geliri TL'dir ve bu durum maaş bordroları ile sabittir. Ek 3 müvekkilimiz davalı ile evli kaldıkları süre içerisinde TL bedel ile satın aldıkları adresinde bulunan daireye ve ortak hesap olarak bankasının şubesinde açtırdıkları Nolu banka hesabında biriktirdikleri TL na, katkıda bulunmuştur. Ek 4 3 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 225. maddesinde. Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Düzenlemesi yer almaktadır. 4. Yıl boyunca devam eden evlilikleri boyunca, TL'yi almış oldukları daire ve banka hesabında biriktirdikleri, TL'yi olan taraf katkıları aynı düzeyde değildir. Müvekkilimizin aylık geliri ile davalının aylık geliri, yukarıda belirtildiği üzere, davalıdan fazladır. Müvekkilimiz, boşanma sürecinde, velayeti kendisine verilen çocuğunun ruhsal durumunu da düşünerek, boşanma sürecinin bir an önce neticelenmesi için, herhangi bir maddi talepte bulunmasa da, dairenin alınmasına sağlanan katkının ödenmesi ve banka hesabında bulunan paranın paylaştırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Hukuki nedenler: 4721 SKM 225 trilyon 227 milyar 228 milyon bin239 Hukuki deliller: Tapu kaydı, makbuz ve dekontlar, boşanma ilamı, bilirkişi incelemesi, tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konularını gösterir tanık listesi. Sonuç ve istem: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalı ile müvekkil arasında evlilik süresince devam eden mal rejimi tasfiye edilerek müvekkilimiz tarafından dairenin alınmasına yapılan TL katkının tasfiyenin sona ermesinden itibaren yürütülecek yasal faizle birlikte davalıdan tahsil edilmesine, banka şubesinde yer alan TL'nin paylaştırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. Tarih. Davacı Vekili Avukat. Mal paylaşımı dava dilekçesi eksi 10. Adana Aile Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Davacı. Vekili. Davalı. Konu. Edinilmiş malların tasfiyesi ile müvekkilim lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili talebimizdir. Harca esas değer. TL. Açıklamalar. Tedbir talebimiz. Tasfiye neticesinde müvekkilimin katılma alacağının güvence altına alınabilmesi için öncelikle teminatsız olarak karar kesinleşinceye kadar davalı adına kayıtlı olan de bulunan taşınmazın üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi ve diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde tedbir kararı verilmesini ve bu amaçla acil olarak tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz. 1 Taraflar 1997 yılında evlenmiş olup, davacı, aleyhine boşanma davası açılmıştır ve, esas, karar sayılı kararıyla taraflar boşanmışlardır, bir yıllık yasal süresi içinde katılma alacağı davası açılmıştır. 2. Tarafların evlilik tarihi 4721 sayılı Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki bir tarih olduğundan ve taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi akdedilmediğinden yürürlük kanunu m 10 hükmüne göre taraflar arasında evlilik tarihinden kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2002 tarihine kadar 743 sayılı Eski Medeni Kanunun yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi 1 Ocak 2002 tarihinden boşanma dava tarihine kadar ayz yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. 3. Taşınmaz, davalı tarafından 2002 yılından sonra tarihinde edinilmiş olup bu taşınmazla ilgili müvekkilimin edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını talep etmekteyiz. 4. Tasfiye nedeniyle davanın ilerleyen aşamalarında davalı adına tespit edebileceğimiz banka kayıtları ve başka edinilmiş malın olması durumunda bu değerlerin de tasfiyede hesaplanmasını talep etmekteyiz. Hukuki nedenler, MK ve ilgili mevzuat hükümleri, deliller tapu kayıtları ve her türlü delil sonuç ve istem yukarıda açıklanan nedenlerle Fazla'ya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve katılma alacağının talep tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalıya ait taşınmazın üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi ve davalının diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde tedbir kararı verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılması karar verilmesini talep etmekteyiz. Davacı vekili. Mal paylaşımı, katılma alacağı, dava dilekçesi, belirsiz alacak, 11. Nöbetçi Asliye Hukuk, Aile, Mahkemesi Hakimliğine. Tedbir T.E.L.E.P.L.İ.D.İ.R. Davacı. Vekilleri. Davalı. Konu. Mal rejiminin tasfiyesinden doğan katılma alacağı, talepli belirsiz alacak davası dava dilekçesidir. Dava değeri. 15.000 TL. Açıklamalar. Müvekkil davacı ve eşi ilk olarak 1996 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten X doğumlu X ve X doğumlu X isimli iki müşterek çocukları vardır. Taraflar 2006 ila 2007 yılı civarında davalı yan yurt dışında çalışmaya gideceğini, bekar olma koşulu arandığını söylediği için anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Akabinde de X yılında tekrar resmiyette nikahlanmışlardır. Müvekkil davacı yıllardır eşinden gördüğü darp, kötü muamele, baskı, eve bakmama, çocuklarla ve eşiyle ilgilenmeme gibi davranışları üzerine bir de aldatma eklendiğini gözüyle görünce bir çare boşanma davası ikame etmiştir. İş bu dava Asliye Hukuk Aile Mahkemesinin esas sayısına kayıtlıdır. Davalı yan İzmir'de emlakçılık yapmaktadır, maddi durumu oldukça iyidir. Davacı ve davalının 2013 yılından beri süren bu evlilikleri süresince davalı çalışarak elde ettiği kazanç ve müvekkil davacının da o dönemde çalışarak kendisine maddi destek sağlaması ile 34 KB 729 plakalı, şu anki plakası 35 DC 075 ve 35 DB 960 plakalı iki araç satın almıştır, ancak davalı bu araçları müvekkil davacı ile sorun yaşadıkları için müvekkilin katılma alacağı taleplerine engel olabilmek adına elden çıkarmıştır. 34 KB 729 plakalı araç dava dışı Abdullah Altan isimli bir şahsa, 35 DB 960 plakalı araç da Sultan Ata isimli kişiye satış yoluyla devredilmiştir. Yasaya ve yerleşik içtihatlara göre bu devirler davalının mal varlığının aktifini azaltmak ve mal kaçırmak amaçlı art niyetli devirler olup katılma alacağı hesap edilirken bu araçların bedellerinin de hesap edilmesi gerekmektedir. Yine evlilik süresince davalı İzmir Mahallesi 7000 72 ada 4 parselde tapuya kayın olan işletmekte olduğu emlakçı dükkanını satın almıştır. Bunlar dışında evlilik süresinde başkaca alınan, alınıp bir süre sonra devredilen menkul ve gayrimenkullerinde olması muhtemeldir. Davalının evlilik süresince edinilmiş olan araçları, gayrimenkulleri, var ise banka hesabındaki mevcut birikimlerinin ve katılma alacağına dahil edilebilecek tüm mal varlığının tespiti için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını talep ederiz. Dosyaya aldırılacak bilirkişi raporundan sonra talebimizi belirli hale getireceğiz. Davalı araçlarını devir etmiş, müvekkilin bildiği kadarı ile yalnızca dükkan davalının üzerine kayıtlı kalmıştır, müvekkilin alacağının garanti altına alınabilmesi adına davalının sahibi olduğu dükkan üzerine teminatsız olarak devre önleyici tedbir konulmasını arz ederiz. Yasal sebepler TMK, HMK ve diğer ilgili yasal mevzuat Deliller Tarafların nüfus kayıtları, mali ve sosyal durum araştırması, tüm bankalardan evlilik tarihinden itibaren davalının herhangi bir hesabının olup olmadığının sorularak bu tarihten itibaren hesap hareketlerinin istenmesi, emniyetten davalının evlilik tarihinden itibaren edindiği, devrettiği araç bilgilerinin devir tarihleri, devir şekilleri de belirtilecek şekilde müzekkere ile sorulması, tapu müdürlüğü ve diğer ileride tarafımızdan belirtilecek tapu müdürlüklerine müzekkere yazılarak davalının evlilik tarihinden itibaren edindiği üzerine halen kayıtlı olan yahut devir ettiği gayrimenkul olup olmadığının, hangi tarihte ve hangi yolla edinildiğinin sorulması ve ilgili tapu kayıtlarının celbi, asliye hukuk, aile, mahkemesinin esas sayılı dosyası, keşif, bilir kişi incelemesi, gerek görülür ise tanık beyanları yemin ve ikamesi mümkün her tür yasal delil, sonuç ve istek, yukarıda izah edilen tüm sebeplerden. Tire öncelikle davalı mallarını devretmekte olduğundan müvekkilin alacağını garanti altına alabilmesi adına davalı adına kayıtlı bulunan X mahallesi X ada 4 parselde tapuya kayın olan taşınmaz üzerine ve davalı adına kayıtlı başkaca taşınmaz var ise bunlar üzerine evedilikle teminatsız olarak devre önleyici tedbir konulmasını. Tire davanın kabulü ile davacı ve davalı arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ve ileride belirsiz alacak davası kapsamında arttırılmak üzere fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 15.000 TL edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkileye verilmesini lehimize masraf yargılama gideri ve ücreti vekalete hükmedilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. Tarih Davacı Vekili Mal paylaşımı, katılma alacağı, dava dilekçesi, belirsiz alacak, eksi 12. Adana X Aile Mahkemesi. Sayın Hakimliği, ne? İhtiyati tedbir t a l p l -i d i r Davacı. Vekilleri. Davalı. Konu. Evlilik birliği içerisinde alınan taşınmaza yönelik muvaza nedeniyle öncelikle ihtiyati tedbir konulmasını, muvazalı satış nedeniyle tapu iptali ve tescil, aksi halde katılma alacağının boşanmanın zina sebebiyle gerçekleştiği göz önüne alınarak davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılarak karar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline yönelik taleplerimizin arzıdır. Harca esas değer. 50.000 TL, 50.000 Türk Lirası. Bilir kişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar. 1. Müvekkilim ile davalı, tarihinde evlenmiş olup, taraflar İstanbul Anadolu, Aile Mahkemesi, NIN, tarih ve, sayılı kararı ile boşanmışlar, mahkeme kararı davalı tarafça temiz edildiğinden karar henüz kesinleşmemiştir. 2. Taraflar arasındaki evlilik birliği içerisinde, 20 Nisan 2007 tarihinde satın alınarak davalı, adına kaydedilen ve aile konutu olarak kullanılan, adresinde bulunan, adı 15 parselde, Noğlu Bağımsız Bölümün 14 Ocak 2015 tarihinde davalının dedesi olan, nasıl satıldığı müvekkilim tarafından öğrenilmiştir. 3. Dava konusu taşınmaz daha önce de belirttiğimiz üzere, aile konutu olarak kullanılmakta ve İstanbul, Aile Mahkemesi'nin, tarih ve, sayılı ihtiyati tedbir kararı üzerine tapuda 21 Kasım 2013 tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur, ancak aynı mahkeme tarafından aile konutu şerhi, tarihinde kaldırılmıştır, İş bu şerhin, tarihinde kaldırılmasının hemen ardından, tarihinde taşınmazın satışının davalının dedesine yapılması satışın muvazalı olduğunu açıkça göstermektedir, davalının mal kaçırdığı ve müvekkilimin katılmaktadır alacağının tahsilinin davalı tarafça oldukça zorlaştırıldığı somut bir olgudur. Borçlar Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan muvaza hukuksal sebebi için öngörülen objektif ve subjektif unsurların somut olayda gerçekleştiği göz önüne alındığında davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. 4. Sayın Mahkemece tapu iptali ve tescil talebimizin yerinde görülmemesi halinde katılma payının hesaplanması esnasında taraflar arasındaki evlilik birliğinin ek eksi bir de sunmuş olduğumuz boşanma kararında da açıkça görüleceği üzere zina nedeniyle sona erdiği göz önüne alındığında, boşanmada kusurlu olan davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına veyahut azaltılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim Türk Medeni Kanunu'nun 236 NCI maddesinin ikinci fıkrasında, zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Hükmü ile bu husus açıkça düzenlenmiştir. 5 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muvazalı olarak satışı gerçekleştirilen ve, adına yapılmış olan tapu kaydının iptaliyle taşınmazın yeniden davalı, adına tapuya tesciline, iş bu talebimizin mahkemece yerinde görülmediği takdirde taşınmazın devrinin yapıldığı tarihdeki sürüm değerinin bilirkişilerce tespit ettirilmesini, artık değerin yarısının katılma alacağı olarak kara tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini ve zina nedeniyle davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına talep etmesini, zaruriyetimiz doğmuştur. Deliller. Tapu kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal delil. Hukuki sebepler. TMK, HMK ve vs. mevzuat. Sonuç ve istem. 1. Öncelikle dava konusu taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına. 2. Evlilik birliği içerisinde alınan taşınmaza yönelik muvaza nedeniyle tapu iptali ve taşınmazın davalı adına tesciline. 3. TMK'nin 218 ila 241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesini. 4. Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 50.000 TL 50.000 Türk lirası katılma alacağımızın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini 5. Evlilik bir lizina nedeniyle sona erdiğinden TMKMD, 236 bölü 2 gereğince, davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasını. 6. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına. Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim, saygılarımla. Davacı vekili, avukat, ekler. 1. Sayılı karar örneği. 2. Tapu kayıt belgesi. 3. Onanmış vekaletname örneği paylaşımı, katılma alacağı, dava dilekçesi, kişisel malların iadesi, 12. Adana Aile Mahkemesi HAKİMLİ Yumuşak GİNE. Davacı. Vekili. Dava konusu. Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan kişisel malların iadesi katılma alacağı davasıdır. Harca esas dava değeri. 5000, 5000, TL, fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. Açıklamalar. 1. Müvekkilem davalı ile, tarihinde evlenmiştir. Müvekkilem evliliğin başından beri, da çalışmış, davalı eş ise, yıldan beri çalışmaktadır. 2 mal rejimin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. 8. HD'nin, 2 Mayıs 2011 T, 2010 bölü 5167 E, 2011 2620 numaralı kararı da, mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiği yönü. HGK'nın 27 Haziran 2012 tarih 2012 bölü 8 268 esas, 2012 bölü 420 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere boşanma davasının bekletici mesele yapılması, boşanma davasının olumlu sonuçlanması ve kesinleşmesi halinde toplanacak delillere göre bir karar verilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. 3. Müvekkil, yıldır, çalışmakta, TL maaş almaktadır, davalı eş, kendisine, yılını veren, çilekeş eşine kazancı ile ilgili tek bir bilgi vermemiştir, bu da davalı eşin mal varlığını sürekli olarak müvekkileden uzak tutma gayretinin bir sonucudur ve kötü niyeti ortaya koymaktadır, boşanma davası dilekçemizde anlattığımız olaylar da göz önüne alındığında davalının ağır kusurlu hareketleri sonucunda boşanma davası açılmıştır, hal böyle olunca sayın mahkemeden TMK'nun ilgili maddeleri gereğince ağır kusurlu ve kötü niyetli davalının Kayının kaldırılmasına karar verilmesini isteme gereği hasıl olmuştur. 4. Müvekkileye evlilik sebebiyle, adet altın bilezik, adet set, adet altın saat, adet yüzük, adet yarım altın, civarında adet çeyrek altın takılmıştır. Davalı eş, bunların tamamını evlilik içinde değişik gerekçelerle harcamıştır. 4. H. 500. Nin 24 Ocak 2005 Tarih, 2004 bölü 6794 E. ve 2005 bölü 157 K. Da, davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmıştır olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz, bu nedenle de davalı tarafından harcanmış para ve altın miktarı, dosyadaki tanık beyanları ve diğer deliller doğrultusunda belirlenerek davacıya verilmesi gerekir. 8. H. 500'ünün 7 Aralık 2009 tarih, 2009 bölü 2870 E, ve 2009 bölü 5842 K. Dada belirttiği gibi, davacıya ait altınlar, TMK'nun 220 bölü 2, bendi uyarınca onun kişisel malı olup, bozdurulması sonucu elde edilen para ise aynı maddenin 4. bendi gereğince kişisel mallar yerine geçen değer olarak kabul edilmelidir, bu husus, 6. H, D'nin 21 Haziran 2011 tarih, 2011 bölü 2160 E, 2011 bölü 6813 K, da düğün sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kendisine bağışlanmış sayılır ve onun kişisel malıdır, şeklinde vurulmuştur vurgulanmıştır. 2. H. 500. 30 Ocak 2006 Tarih, 2005 bölü 16.299 E. ve 2006 bölü 467 K. da kişisel mal olan zinet eşyasının aynen iadesinin ya da bedelinin iadesinin istenebileceğini hükme bağlamıştır. Aynı husus yine 4. H. 500. 27 Ocak 2003 Tarih, 2002 bölü 10.498 E. ve 2003 bölü 770 K. nokta ile de tekrarlanmıştır. Bu itibarla müvekkileye düğünde takılan zinet eşyalarının dava alıdan iadesini ya da bedellerinin faiziyle tahsilini talep etme ihtiyacı mevcuttur. 5 davalı eşin, bankasında hesabı bulunmaktadır ve bu para, edinilmiş mal, hükmündedir. Bu sebeple müvekkilin, bu hesap üzerinde katılma alacağı bulunmaktadır. Evlilik tarihinden sonra açılmış olan ancak hangi bankada olduğunu şimdilik bilemediğimiz bu hesaplar üzerinde de müvekkilenin katılma alacağı bulunmaktadır. Bunlarla ilgili talep haklarımızı da saklı tutuyoruz. 8. H. 500. 18 Eylül 2014 Tarih, 2013 bölü 17854 E ve 2014 bölü 16361 K, da banka hesaplarının açıldığı tarihten boşanma dava tarihine kadar hareketleri gösterecek şekilde hesap dökümünün ilgili bankadan getirtilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu itibarla, davalı eşin, müvekkileden mal kaçırma ihtimaline karşın banka hesaplarının tamamı üzerine tedbir konması ve de bu hesaplardaki tüm hesap hareketlerinin ilgili bankalardan istenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6 davalı eş, yıldır, de çalışmaktadır, ayrıca emeklilik birim günü dolmuştur ve dilediğinde kıdem tazminatını alıp çıkabilecek durumdadır, yıllarını davalı eşe vermiş ve evlilik boyunca en zor işlerde çalışmış olan müvekkilenin madden de yıkıma uğramaması için, davalının kıdem ve ihbar tazminatı alacağına ihtiyati tedbir konulması talebi zorunlu olmuştur. 2. HD, Nin 9 Mayıs 2007 Tarih, 2006 bölü 19.110 E, 2007 bölü 7.630 K, da kıdem ve ihbar tazminatının edinilmiş mal, statüsünde olduğu belirtilmektedir. Bu itibarla kanunen, edinilmiş mal, statüsünde bulunan bu alacaklar üzerinde müvekkilenin katılma alacağı bulunmaktadır. 7. Taraflar evlilik birliği içinde, yılından sonra, ilinde taşınmazlar edinmişlerdir. Ancak davalı eş, mal varlığına ilişkin tüm bilgileri müvekkile ile paylaşmadığı için, müvekkilenin bilmediği mal varlığı değerlerinde de sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple hem şirket hisseleri hem taşınır hem de taşınmazlar bakımından davalı eş üzerine kayıtlı olan mal varlığı değerlerinin mahkemece araştırılmasını talep etmekteyiz. 8 katılma alacağının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu mal varlığı değerlerinin belirlenmesi ve bunun için de bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu tür davalarda davalı tarafın yapabileceği bir takım itirazların, davacıdan mal kaçırma kastıyla yapılan tasarrufların da değerlendirme ve hesaplamalarda dikkate alınması gereği ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını şu anda belirlememiz mümkün değildir. O nedenle şu anda dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız. Yapılacak araştırma ve kişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. Yasal nedenler, TMK, HMK, TBK ve ilgili mevzuat, kanıtlar, düğün CD'si ve fotoğrafları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi raporu, yemin ve her türlü yasal kanıt, davacı beyanlarına karşı delil sunma hakkımızı mahfuz tutarız. Talep sonucu açıklanan sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davalı eş, in, bulunan tüm şubelerdeki hesap hareketlerinin ve, da kurulu bulunan ve Türkiye'de de şubeleri bulunan, banktaki hesap hareketlerinin ilgili kurumlardan istenmesine, bu hesaplara tedbir konulmasına. Davalı eş, daki kredi kartının 5 yıllık geriye dönük hesap ekstresinin ilgili bankadan istenilmesine. Davalı eşe ait SGK kayıtlarının ve, daki çalışma kayıtlarının ilgili kurumdan celbine davalı eş üzerine kayıtlı olan şirket hisselerinin araştırılması maksadıyla Türkiye'deki ticaret siciline de yazı yazılarak ilgili kayıtların istenmesini, davalı eşin bankalarda bulunan hesaplarının araştırılması için ilgili birime yazı yazılmasını, Davalı eş üzerine kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz mallar hakkında araştırma yapılarak, sicillerine ihtiyati tedbir ya da, satılamaz, şerhi konulmasına, ödeme güçlüğü içinde bulunan müvekkilenin teminat bedelinden muaf tutulmasına malların tasfiyesine, ağır kusurlu ve kötü niyetli davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına ya da azaltılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde yargılama sırasında yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak gerçek miktarı talep etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik harca esas değer olarak göstermiş bulunduğumuz 5000.00.5000 5000 TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkileye verilmesine. Müvekkileye düğünde takılan zinet eşyalarının aynen iadesine ya da bedellerinin yasal faiziyle birlikte müvekkileye verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Davacı vekili, avukat, mal paylaşımı, katılma alacağı, dava dilekçesi 13. Yıldız Yıldız ihtiyati tedbir taleplidir. Adana Aile Mahkemesi H.A.K.İ.M.L.İ. Yumuşak G.İ.N.E. Davacı, vekili davalı. Dava konusu. Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı, katılma alacağı davası dava değeri, 47.700 TL, bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar. 1. taraflar tarihinde evlenmişler 2013 tarihinde tarafımızca ikame edilen şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası sonucunda Şırnak Aile Mahkemesi'nin 201. esas ve 201. karar sayılı tarihli kararı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Ek bir boşanma ilamı Evlilik birliği sırasında edinilmiş bulunan taşınmaz ve araçlar dahil tüm mallar davalı koca adına kayıtlı olup taşınmaz ve araç bilgileri aşağıdadır. Mahallesi, Sokak, Apartmanı, Merkez, Şırnak adresindeki ve tapunun Şırnak ili, ilçesi, mahallesi, ada, parselde kayın, noğlu bağımsız bölüm, tarihinde satış suretiyle, mahallesi, sokak numara, Şırnak adresindeki ve tapunun Şırnak ili, ilçesi, mahallesi, ada, parselde kayın, arsa vasfında kayıtlı ancak üzerinde müstakil ev tarihinde satış suretiyle davalı koca adına kayıtlanmıştır. Plakalı marka araç da tarihinde davalı adına satın alınmıştır. Eksi 2 tsm yazısı Uyap araç kaydı. 2. Hukuksal gerekçeler Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihine kadar yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Buna göre dava konusu edilen mal varlıkları, taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde kazanılmış bulunmaktadır. Evlilik içinde 1 Ocak 2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır. TMK. 231, 236 bölü 1, m, bu nedenle dava konusu mal varlıkları mk, md, 219, b, 1,5 ve mk, md, 222, son gereği davalının edinilmiş malı olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki, tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih, sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır. Üçüncü, TNSİPLE birlikte MÜZEKKERE -E -E ve araştırma taleplerimiz. 3. A. Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, davalı, adına kayıtlı bulunan Şırnak ili, ilçesi, ada, parselde kayın, noğlu bağımsız bölüm ile Şırnak ili, ilçesi, mahallesi, ada, parselde kayın, arsa vasfında kayıtlı taşınmazların son tapu ve takidat kayıtlarının istenilmesiyle mahkeme CİHT, tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesinin istenilmesini. 3. B. Uyaptan, davalı koca adına kayıtlı motorlu araçların tespitini, plakalı, marka aracın uyaptan sahiplik belgesinin çıkartılması ile mahkeme CİHT, tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesini, 3. C. Şırnak, Aile Mahkemesi, nin 201. Esas ve 201. Karar sayılı dava dosyasının istenilmesini, talep ediyoruz. Deliller. Tapu kayıtları, araç kayıtları, tanık beyanı, keşif, bilirkişi incelemesi, yemin, istikvap ve her türlü yasal delil. Hukuki sebepler. TMK m 218 ila 241 vd. HMK ve BK ile ilgili yasal mevzuat. İstem sonucu Yukarıda arz edilen nedenlerle, tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, birinci, ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı, adına kayıtlı bulunan davalı, adına kayıtlı bulunan Şırnak ili, ilçesi, ada, parselde kayın, no'lu bağımsız bölüm ile Şırnak ili, ilçesi, mahallesi, ada, parselde kayın taşınmazlar ile davalı adına kayıtlı, plakalı aracın, üçüncü kişilere devir ve temlik ve hak tesis edilmemesi için ihtiyati tedbir, İHT, haciz kararı verilmesini, tedbir kararının taşınmazlar, taşınmazlar yönünden infazı için, tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, araçlar yönünden uyaptan işlem yapılmasını. 2. DAVAMIZIN kabulü ile TMK'nin 218 ila 241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesiyle, davacı müvekkil lehine tasfiye sonucunda hesaplanacak fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 47.700 TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 3. Yukarıda 3 no'lu bentte belirtilen müzekkere ve araştırma taleplerimizin tensiple birlikte gereğinin yerine getirilmesine, dördüncü, tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına, beşinci, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini davacı adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. Davacı vekili, avukat, ekleri, yukarıda sıra numarasıyla belirtilen tüm ekler vekaletname. Mal paylaşımı, katılma alacağı, dava dilekçesi eksi 14. Adana Aile Mahkemesi'ne, davacı, vekili, davalı, vekili konu, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin katkı payı alacağı istemimizden ibarettir. A. Ç. I. K. L. A. M. A. L. A. R. 1. Müvekkil davacı ile davalı taraf, tarihinde evlenmiştir, geçinemedikleri için açılan boşanma davası X aile mahkemesinin, sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir. 2. Evlilik birliği içerisinde X yılı Aralık ayında eşlerin ortak kararı ile araç alma kararı alınmıştır. Aynı ay içerisinde eşlerin birlikte X yetkili bayisine giderek 58.000 TL karşılığı 2015 model Volkswagen Polo marka otomobil satın almışlardır. Aracın teslim alınması sırasında müvekkilimizin babası bulunmakta olup teslim anına tanıktır. Araç davalı eş üzerine tescil edilmiştir. Yapılan 58.000 TL ödemenin bir kısmı peşin verilerek kalan kısmı için kredi çekilmiştir. Çekilen kredi 2017 yılı Temmuz Temmuz ayı itibariyle taksitli olarak ödenmiştir. Aracın evlilik birliği içerisinde alınmış olup, bedeli olan 58 bin TL bir kısmı evlilik birliği içinde kazanılmış gelir ile peşin verilirken kalan kısmı için çekilen kredi de evlilik birliği içerisinde kazanılmış gelir ile ödenmiştir. Araç hakkında kasko bilgileri ekte sunulmuş olup, satın alma sözleşmesi, güncel piyasa değeri, tescil bilgileri, kredi bilgileri elimizde mevcut olmadığından mahkemece davalı eşten araç ve kredi ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak talep edilmesi ve araç tırılması gerekmektedir. 3 Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği süresince eşler arasında iş bölümü ve iş birliği olduğu, her bir eşin evlilik süresince edindiği mal varlığı değerlerinde diğer eşin de katkısı bulunduğu, evlilik herhangi bir sebeple sona erdiğinde de bu katkının karşılığının bir alacak hakkı, para alacağı, çerçevesinden ödenmesi gerektiği gerek yargıtay kararları gerek TMK ilgili maddelerince de düzenlendiği üzere açıkça belirtilmiştir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan Volkswagen Polo marka arabanın değeri hesaplanarak, edinilmiş mallara katılma katılma rejimi gereği bedelin 2 bölü 1 değerinden katılma alacağı olarak şimdilik 10.000 TL davalı taraftan alınarak davacı taraf olan müvekkilimize teslim edilmesi talebimizdir. 4. Davalının mal kaçırması ihtimaline karşılık telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkmaması amacıyla davalı adına kayıtlı, plaka. Sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyari tedbir konulmasına karar verilmesini talebimizdir. Hukuki nedenler. TMK ve ilgili mevzuat. Deliller. Araç kasko kaydı. Sonuç ve istem Yukarıda açıkladığımız vere, sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile davamızın kabulü ile müvekkilimin evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan, plakalı Volkswagen Polo marka otomobilin değerinin tespit edilerek 2 bölü 1 oranında değerinden katılma alacağı olarak şimdilik 10.000 TL davalıdan alınıp davacı müvekkilimize verilmesine, davalı adına kayıtlı olan, plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyari tedbir konulmasına karar verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. Tarih mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı dava dilekçesi 15. İhtiyati tedbir TALEPLİDİR. Kozan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğini. Aile Mahkemesi sıfatıyla. Davacı. Vekili. Davalı. Dava konusu. Mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı davası. Harca esas değer. 3000 TL bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla. Açıklamalar Birinci müvekkilim, davalı ile 1990 yılında evlenmiş olup, taraflar arasında, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla, 2017 bölü 173 e, sayılı 12 Temmuz 2017 karar tarihli boşanma davası ile boşanmalarına karar verilmiş, tarafların istinaf yoluna başvurmamaları üzerine bu karar kesinleşmiştir, taraflar arasında sözleşme ile başka mal rejimi seçilmediğinden edinilmiş mallara katılma rejimi TMK'nin 225, ikinci maddesi hükmünce boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan 2 Haziran 2017 tarihinde müvekkilimin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir mal varlığı değeri yoktur. Davalının ise aşağıda bilgileri verilen ve evlendikten sonraki bir tarihte evlilik birliği içerisinde edinilmiş taşınmazı mevcuttur. Buna göre evlilik içinde 1 Ocak 2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır. TMK.nun 230 1, 236 bölü 1, m, bu nedenle dava konusu mal varlıkları MKMD 219, b, 1,5 ve MKMD 222, son gereği davalının edinilmiş malı olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır. İli, ilçesi, mahallesi 2111 ada, 21 parsel, 18 bağımsız bölüm nolu taşınmaz ve tespit edilecek diğer taşınmazlar ve tespit edilecek araçlar. Davalı eş, mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur. Deliller 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden, aile mahkemesi sıfatıyla, istenecek olan 2017 bölü 173'e, sayılı dava dosyası. 2. İ Sicil Müdürlüğü'nden istenecek olan tapu kayıtları. 3. Uyap ortamından sorgulanacak araç kayıtları. Dördüncü tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, istikvap ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızın baki kalması kaydıyla her türlü yasal delil. Hukuki sebepler. TMKM 218 ila 241 VD, HMK'nin ilgili hükümleri. Sonuç ve talep. Öncelikle davalı adına kayıtlı ili, ilçesi, mahallesi 2111 ada 21 parsel 18 bağımsız bölüm nolu taşınmazın kaydına üçüncü kişilere devir, temlik ve ipotek verilmesinin önlenmesi ve alacaklarımızı temin için ihtiyati tedbir konulmasına TMK'nin 218 ila 241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin TASFİYESİNE, -E, tasfiye sonucunda ortaya çıkacak, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 3000 TL katılma alacağımızın, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur, tarih. Davacı Vekili Avukat 10 anmış vekaletname örneği. Mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı dava dilekçesi 16. Adana Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne. İhtiyati tedbir TALEPLİDİR. Davacı. Vekili. Av. Davalı. Konu. Taraflar arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ve mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan 10.000 TL katılma alacağı davasıdır. Harca esas. Değer. 10.000 TL belirsiz alacak davası olup dava aşamasında tespit edilecek miktara göre bakiye harç ikmal edilecektir. Açıklamalar. Müvekkil ile davalı 1991 yılında evlenmiş olup tarafımızca 16 Haziran 2016 tarihinde davalı aleyhine boşanma davası açılmıştır. Dava 1. Aile Mahkemesi'ne 2016 E. numarası ile görülmektedir mal rejimin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki, ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak mal varlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolay paylaştıracaktır. Yüksek Mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir. Yargıtay 8. EHD, 2 Mayıs 2011 T, 2010 bölü 5167 E, 2011 bölü 2620 K, sayılı kararı, dava, mal rejiminden kaynaklanan alacak isteğine ilişkindir. Eldeki dava 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden sonra 18 Ağustos 2008 tarihinde açılmıştır. Taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin dava dosyası İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 2009 bölü 207 esasında derdest bu bulunmaktadır. Katkı payı alacağının istenebilmesi için eşler arasında geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin, TMK.nun 218 ila 241. 241.met, sona ermesi gerekmektedir. TMK, 225. 225.met, tarafların evliliği hukuken devam ettiğine göre, mal rejimi sona ermemiş ve davanın görülebilirlik ön koşulu gerçekleşmemiştir. Ancak, TC Anayasası'nın 141. maddesinin son fıkrası ve HUMK.nun 77. maddesi hükümlerine göre, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Bu bakımdan mahkemece yapılacak iş, taraflar arasındaki derdest boşanma davasına ilişkin dava sonucunun beklenmesi, dava dosyasının bekletici mesele yapılması, boşanma davasının olumsuz sonuçlanması durumunda davanın görülebilirlik koşulu gerçekleşmediğinden şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, boşanma davasının olumlu sonuçlanması halinde ise hükmün kesinleşmesinin beklenilmesi ve tarafların delilleri toplandıktan sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir. Taraflar aralarında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde de taşınır ve taşınmaz mallar edinmişlerdir. Bu mallar taraflar açısından TMK'nın 219. maddesi gereğince edinilmiş maldır. Bu taşınmazların edinilmesinde müvekkilin de katkısı bulunmasına rağmen taşınmazın tapu kaydı davalı eş adına yapılmıştır. Taraflar evlilik birliği devam ederken ili, köyü, Noğlu parseller ili, mahallesi, ada, Noğlu parselde bulunan Noğlu bağımsız bölüm ve ili, mahallesi, ada, Noğlu parselde bulunan Noğlu bağımsız bölümleri satın almış ve tapuda davalı adına kaydettirilmiştir. Aldığımız duyumlar çerçevesinde davalının tasfiyeye konu olacak mal varlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak üçüncü kişilere devretme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Söz konusu dava ile taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir kararı müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle yukarıda yazılı taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. Davalıya ait tüm tapu bilgilerinin araştırılması için, pasif kayıtlarda dahil, tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep ediyoruz, tapudan gelecek cevaba göre malların üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. Yine davalıya ait tüm hesapların ve hesap hareketlerinin bildirilmesi için bankaların genel müdürlüklerine müzekkere yazılmasını talep ediyoruz, gelen müzekkere cevaplarına göre banka hesapları üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. Yine UYAP üzerinden yapılacak sorgu sonucuna göre davalı kocaya ait vasıta bulunması halinde davalı adına kayıtlı vasıta üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 225 bölü 2 maddesine göre, boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihinden itibaren sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek, edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaşılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için, bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Hukuki Sebepler 4721 sayılı kanun ve sair ilgili mevzuat Deliller 1. 1. Aile Mahkemesi'nin 2016, E. Noğlu dosyası. 2. Tapu kayıtlarının celbi. 3. Sosyal ve ekonomik durum araştırması. 4. Tanık beyanı. 5. Bilirkişi raporu. 6. Yemin ve her türlü. Netice iyi talep. Yukarıda açıklanan ve Riz'in nazara alınacak sebeplere binaen fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, arz edilen nedenlerle davalıya ait taşınır taşınmaz mal, banka hesapları ve şirket hisseleri üzerine üçüncü kişilere devrine engel olmak üzere tedbir konulmasına, taşınmazların tasfiye tarihindeki değerleri ile malların tasfiyesine, malların edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini bil vekali arz ve talep ederim, tarih. Davacı vekili. Avukat. Mal rejimi tasfiyesi, katılma alacağı, dava dilekçesi 17. Adana nöbetçi. Aile mahkemesine. İhtiyati tedbir T.A.L.E.P.L.İ.D.İ.R. Davacı. 2. Vekilleri. 2. Davalı. 2. Konusu. Mal rejiminin tasfiyesi. T. Değer. 6.000 TL. Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik. Dilekçe konusu. Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile şimdilik fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimizin katkı payı değer artış alacağı 0,00 TL ve katılma artık değere katılma alacağı 0,00 TL'nin boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile dava tahsil edilerek müvekkilimize ödenmesi talebidir. Açıklamalar 2.1 Taraflar 02, tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden bir çocukları bulunmaktadır. Müvekkil, olup, davalı ise öğretmen olarak evliliğin kuruluşundan bu yana çalışmaktadır. Davalı sürekli parasal açıdan müvekkili kısıtlamış en küçük harcamaların dahi hesabını sormuştur. Müvekkil maaşından işinin gerektirdiği şekilde en ucuz şekilde giyinmeye çalışıp, ev ve çocuğu için alışveriş yapıp, kalan kısmını da nakit olarak davalıya vermiş, o da gidip şahsına ait olan mevduat hesabına paraları yatırmış ve daima biriken paranın, onun, onun olduğunu söylemiştir. 2. Davalı aleyhine X aile mahkemesinde müvekkil tarafından X sayılı ve X dava tarihli boşanma davası açılmış olup dava derdesttir. 3. Davalı ile evlilikleri süresinde kazandıkları paraları, birlikte çalışıp birlikte kazanarak X model X plakalı araç alınarak davalı üzerine kayıt ettirilmiştir. Evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile müvekkilimizin katkı payı, değer artış, alacağının ve katılma, artık değere katılma, alacağının talep edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Boşanma davası öncesi müvekkile davalı koruma kararı öncesi evden kovmadan aracı satmış göstereceğini bu nedenle araç üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceğini söylemiştir. İş bu arabanın muvazalı olarak davalı tarafından devredileceği bizzat müvekkile söylenmiş olup, öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi süresi ve eldeki davada geçecek safahat da göz önüne alındığında, müvekkil alacağının tahsilinin imkansızlaştırılmaması ve daha fazla mağdur olmaması için davaya konu x plakalı x araç üzerine mahkemenizce teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz. Bu amaçla öncelikle UYAP üzerinden davalının adına kayıtlı araç olup olmadığının sorgulanmasını, sorgulama sonucunda tespit edilecek araçlar üzerine talebimiz gibi ihtiyati tedbir konmasını talep ediyoruz. Eğer sorgulama sonucunda davalı adına kayıtlı araca rastlanmaz ise, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak günümüze dek davalı adına kayıtlanmış araçların tamamı hakkında araçların davalı adına tescil ve daha sonra devir tarihleri, hali hazır malik bilgileri ile birlikte söz konusu aracın tip ve plaka bilgileri ayrıntısı ile gösterir aktif ve pasif kayıtların istenmesini talep ediyoruz, davalının evlilik birliği içinde adına tescil edilmiş olup sonradan davalı yancı art niyetle devredildiği tespit edilen araçlar üzerine ise ihtiyati haciz konmasını talep ediyoruz. 4. Evliliğin kurulmasından bu yana mali açıdan tek söz sahibi her zaman davalı yan olmuş, parasal tüm tasarruflarda tek başına karar almıştır, yine davalı, müvekkilin her ay maaşını almış ve üzerinde kendisi tasarrufta bulunmuştur, hatta müvekkil beyanlarına inanamayarak, çalıştığı bankaya gelmiş müvekkil mesai arkadaşından, müvekkilimizin kaç TL maaş aldığını sormuştur, öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi ve davamız için geçecek safahatta göz önüne alındığında, davalı tarafından, kendi adına olan hesap ların boşaltması ihtimali yüksek olup müvekkil alacağının tahsilinin imkansızlaştırılmaması ve daha fazla mağdur olmaması için öncelikle tespit edilecek tüm banka hesapları üzerine davanın açılmasıyla birlikte tedbir konulmasını talep etmekteyiz ayrıca liste halinde bildirdiğimiz bankaların genel müdürlüklerine müzekkere yazılarak davalı hesapları üzerine tedbir konulması talebimiz vardır 5. Öte yandan, taraflar ortak birikimlerini peşinat olarak vererek ve kalan kısmı tarafından çekilen krediyle bir mesken satın alınmış (MUVKK ile) yine tüm ise RARALEA rağmen mesken davalı adına tapuya KAYDETTIRE ile MEŞTIRE mesken tapuda kayıtlıdır. iş bu TAŞİYENMZA da NCEL ile KLET bir uygulanarak taşınmaz üzerindeki müvekkil katkı payı değer artış alacağının ve katılma artık değere katılma alacağının veri hüküm ile tahsilinin sağlanması talebimiz vardır. Hukuki nedenler: TMK, HMK ve sair mevzuat hükümleri. Hukuki deliller: 1. Aile Mahkemesi esas sayılı boşanma dosyası kapsamı. 2. Plakalı araç kayıtları da delilimizdir. 3. Tapu Sicil Müdürlüklerine müzekkere yazılarak davalı adına kayıtlı tüm taşınmazların tedavülleri ile kayıtlarının celbi delilimizdir ve tespit edilen taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konması talebimiz vardır. 6. Bilirkişi incelemesi. 7. Tanık beyanları liste ayrıca sunulacaktır. Sonuç ve istem. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Davamızın kabulü ile mal rejiminin tasfiyesine, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik müvekkilimizin katkı payı, değer artış, alacağı olan, 000 TL ve katılma, artık değere, katılma alacağı olan, 000 TL'nin, boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. Davacı vekili rejimi tasfiyesi, katılma alacağı, dava dilekçesi -18. Nöbetçi Asliye Mahkemesi'ne. Davacı, vekili, davalı. Konu: Mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı ile değer artış payı alacağının tahsili isteminden ibarettir. Dava değeri, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000 TL katkı payı alacağı, 50.000 TL katılma alacağı olmak üzere toplam 100.000 TL. Açıklamalar: 1 vekil eden, davalı eşiyle X tarihinde evlenmiştir. Mahkemenize sunduğumuz aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden X adında bir çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuk 3,5 yaşında olup küçüktür. Davalının zina yapması sebebiyle mahkemeye başvurarak vekil eden adına boşanma talebinde bulunulmuştur. X Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, aile mahkemesi sıfatıyla, 2017 bölü 520 E, sayılı dosyasından dava devam etmektedir. 2 vekil eden ile davalının düğünlerinde takılan 90 adet 22 ayar bilezik, 1 adet set, 2 adet Osmanlı burması ve bilirkişi raporu ile düğün CD'sinden tespit edilecek küçük altınlar davalı tarafından satılıp davalının babasına ev alınmıştır. Vekil eden altınlarıyla davalıya katkıda bulunmuştur. Takılarla ilgili olarak düğün CD'si ile diğer ve belge ve deliller boşanma davasının devam ettiği İksasiye Hukuk Mahkemesi'nin Aile Mahkemesi sıfatıyla 2017/520 E sayılı dosyasında bulunmaktadır. Bu husus yaşanılanlara yakından şahit olmuş tanıkların anlatımları ile açıkça ortaya konacaktır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas 2012/236 Karar 2012/18614 karar tarihi 4 Temmuz 2012 sayılı kararında da Düğün takıları kim tarafından takılırsa takılsın aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına ait kişisel eşya sayılır. Davalı datanın beyanı karşısında davacı kadına ait 3 adet bilezik ile 6 adet yarım altın yönünden zinet eşyası alacağı kanıtlanmıştır. Denilmektedir. 3 taraflar evlenirken yasal mal rejimi dışında başka bir mal rejimi konusunda anlaşmış olup taraflar arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 225. maddesinde. Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Düzenlemesi yer almaktadır. 4. X Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aile mahkemesi sıfatıyla X'e sayılı dosyasında yer alan 3 Ocak 2018 tarihli sosyal ve ekonomik durum araştırması raporunda. Davalı X, in aylık gelirinin 10,000 ila 15,000 TL olduğu, virgül, X şirketi, nin, vd, X, sahibi ve yetkilisi olduğu, bu şirkete ait X plakalı otobüslerin sahibi olduğu, X içerisinde bir market ve X mahallesinde bir dairesi olduğu, tespit edilmiştir. İş bu şirketin büyümesinde ve şirkete ve davalı şahsa ait araçların edinilmesinde vekil eden eş olarak katkıda bulunmuş dolayısıyla katılma alacağı doğmuştur. 5. Vekil eden davalıya 5 yıla yakın zaman boyunca hem maddi hem manevi destekte bulunmuş olup karşılığını alamamıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 227. maddesinde yer alan eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu mal da ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır, bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır, hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve müvekkilin davalıya ait taşınmazın, şirketin ve yukarıda belirtilen araçların vesaire mal varlığının edinilmesi ve iyileştirilmesine yaptığı katkının davalıdan tahsil edilmesi için iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur. Hukuki nedenler: 4721 SK m 225 trilyon 227 milyar 228 milyon 229.239. Hukuki deliller: Tapu kaydı, trafik kaydı, makbuz ve dekontlar, boşanma ilamı, bilirkişi incelemesi, tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konularını gösterir tanık listesi davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil bildirme hakkımız saklıdır. Sonuç ve istem, yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bir davaların benzer sebeplerden doğması ve biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması nedeniyle iş bu davanın, X Hukuk Mahkemesi'nin aile mahkemesi sıfatıyla, X esas sayılı dava dosyası ile b m 2x'in sahibi ve yetkisi olduğu x şirketine, vd, x, ait x, 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 x plaka numaralı araçlar üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz konulmasına. 3 davalı x ile davalının sahibi ve yetkisi olduğu x şirketine, vd, x'nin araç ve taşınmaz kaydının olup olmadığının uyap ortamından sorgulanması, bulunması halinde, kayıtları üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz konulmasına. Dört taraflar arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olması, davalının ağır kusuru olması nedeniyle mal rejimi tasfiyene, davalı ile müvekkil arasında evlilik süresince devam eden mal rejimi tasfiye edilerek söz konusu taşınmaz ve davalı adına kayıtlı şirket ile şirkete ait otomobillerin vesaire malların edinilmesine ve bilahare iyileştirilmesine müvekkil tarafından yapılan fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50 bin TL katkı payı alacağı, 50.000 50 TL katılma alacağı olmak üzere toplam 100.000 TL alacağın katkının tasfiyenin sona ermesinden itibaren yürütülecek yasal faizle birlikte davalıdan tahsil edilmesini. 5 yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygıyla talep ederiz. Tarih. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.